Ben Benan Çoğal, 54 yaşındayım. Elektrik mühendisiyim. Şu anda emekliyim ama hala aktif çalışma hayatına devam ediyorum. Bende bu hastalık çocukluğumda ilk 8 yaşında başladı. Sürekli tıkanıyordum, nefes almakta güçlük çekiyordum. Alerjik bronşit tanısı konuldu ve bunun için 2-3 sene tedavi gördüm. Bu tedavi sonunda baskılandı, ben rahatladım. Ta ki 20 sene sonrasına kadar tekrar ağır bir grip sonucunda tekrar nefes alamamaya, yürüyememeye başladım. Doktorum direkt olarak ağır alerjik astım tanısı koydu ve o günden beri de bunun tedavisini sürdürüyorum. Bu ilk tanıyı duyduğumda kabullenmek istemedim bu durumu. Çünkü biliyorum ki bu geldiği zaman gitmeyecek. Bu arada ne kadar alternatif tıp tedavisi varsa hepsini denemeye çalıştım. Ama sonuç alamadım. Hareketlerim çok kısıtlandı. Hatta kahkahayla gülemedim. Eğer çok gülersem ailem hemen, annem, eşim, kızım hemen beni ikaz ederler. Çok gülme, tıkanacaksın. Çünkü eğer çok gülersem, çok efor sarf edersem soluğu hastanede alıyorum. Senede 4-5 kere kriz geliyordu. Her kriz geldiğinde hastaneye acile gitmek zorundaydım. Bu arada sosyalleşmede de çok sıkıntı çektim. Çünkü kalabalık ortama hiç giremiyordum. Kalabalık ortama girdiğimde hapşırma, nefes alamama, tıkanma ve bu korkuyla ben kalabalık alışveriş merkezine dahi zor gidiyordum. Bunlar benim hayatımı çok kötü etkiledi. Yaşam kalitesini çok düşürüyor. 2016'dan sonra bütün yaşam kalitem düştü. Hiç yürüyememeye başladım. Burada salonda koltukta yatıp iki adım ötedeki ancak tuvalete gidebiliyordum. Yemeğimi de önüme getiriyorlardı. Sürekli hayatımı artık ani nefes açıcılarla geçirebileceğimi düşünürken doktorumun tavsiyesiyle ve desteğiyle şu andaki rahat yaşamıma kavuştum. Hastalığımı kontrol altına aldıktan sonra o kadar mutlu oldum ki tekrardan yaşama döndüm diyebilirim. Doktorumun desteğinden sonra artık hareket edebilir oldum. Yürüyüşlere çıkabiliyorum artık. Merdiven çıkabiliyorum. Bir kere de 10-15 kulaç atabilir duruma geldim. Denize dalıp çıkabiliyorum. Hatta 3 gün önce metroda ben normal merdivenlerden çıktım. Eşimle birlikte ya çıkabildim ben bu merdivenleri diye böyle sevindik. Bu hastalığı kabullenmemde ailem de çok büyük rol oynadı. Onlar bana her zaman destek oldular. Diğer alerji, astım hastalarını tavsiyem. Birincisi kendilerini alerjenlerden uzak tutmaları ve bu hastalığı kabullenmeleri. Bu konuda hasta okullarını, bu konuda hastalara verilecek seminerleri özenle takip etmeleri, yenilikleri takip etmelerini ve doktorlarının söylediklerine güvenmelerini tavsiye ediyorum.